liderini. Her darbe vesayetçi mihrakların. Saraydakilerin çocukları siz mi? Yerli ve milliyim diyerek milliyetçi olunca. İyi geceler. Gecenin sıcak haberleri ve gündeme damgasını vuran başlıklarla gece haberlerinde birlikteyiz. Ben Gökhan Taşkın. Yeni haftaya siyasette yoğun bir gündemle merhaba diyoruz. Bir taraftan bugün kabine toplantısı vardı ve zaten sonuçları merakla bekleniyordu. Özellikle esnafın nasıl destekleneceği, öğrencilerle ilgili nasıl bir düzenleme olacağı gibi beklentiler vardı ama aslına bakarsanız bunlardan daha çok güncel siyasi meselelerle ilgili açıklamalar geldi Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tabipler Birliği'nin isminin değiştirilebileceğini ifade etti. Nedeni belli. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki hanımefendi, başkanı olan hanım doktor, çok kale alınmayacak ama yine de yankı bulan bir iddia ortaya attı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile kimyasal silah kelimelerini bir araya getirdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktadan hareketle Türk Tabipler Birliği isminin değiştirilebileceğini ifade etti. Yani Türk bölümü özellikle böylesi bir açıklamayla hiç bağdaşmıyor. Diğer bir konu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Kılıçdaroğlu aday mı değil mi? Altın Masa'nın adayı kim olacak? Çok konuştuk, çok tartıştık. Tartışmaya devam ediyoruz. Ve Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyin sözü. İşte bu söz üzerine zaten dün Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında Erdoğan hayırlı uğurlu olsun adaylığını açıklamış demişti Kılıçdaroğlu için. Bugün neler söyledi? Cevaplarını göstereceğim. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Ne demek istedi? Bakacağız. Bir de yarın ilk evim, ilk iş yerim projesiyle ilgili zaten temel atma töreni var. Bu konudaki gelişmeleri de yine yeri geldiğinde değineceğiz. Ama asıl meselemiz yine geçim sıkıntısı, yine malum problemimiz cepte para eksik. Neden? İşte sürekli enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyonla mücadelede geldiğimiz nokta ne? Bunu da değerlendireceğiz. Bu konuda yeni açıklamalar var. Mesela kömür meselesi üzerinden konuşacağız. Ki malum Bartın Amasra'daki 41 madencinin şehit olduğu o kaza kömür içindi bütün mücadele. Bir de çıkarılan kömüre ulaşmadaki mücadele var ki bunu da konuşmamız gerekiyor. Bir ton kömür malum 6 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira hatta. Doğalgaz fiyatları da ortada. Vatandaş nasıl ısınacak? İşte bu nasıl bir polemik haline dönüştü? Buna da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Ve tabii yaşama dair haberler olacak. Sanıyorum biz kınadıkça, toplum tepki gösterdikçe bazı kendini bilmezler. Artık insanlıktan çıkmış diyeceğim bazı yaratıklar aramızda dolaşıyorlar. Tahrik oluyorlar. Ya da bir şekilde biz kınadıkça, toplum tepki gösterdikçe birileri gerçekten o yöne eğiliyor, yöneliyor. Ya müzisyen cinayeti dedik değil mi? Başkent Ankara'da bir müzisyen bir şarkıyı bilmiyor diye katledildi. Hepimiz ayaklandık. Hepimiz tepki gösterdik. Bitti mi? Hayır. Hemen sonrasında Mersin'de yine bir müzisyen darp edildi. Ölümün eşiğine kadar geldi. Ve son olay Bursa'da. Yine istek şarkı yüzünden bir müzisyen öldüresiye dövüldü. Ne oluyor bize? Nereye gidiyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Öyle ki artık Türkiye Teksas'a döndü. Eskiden biz Teksas örneğini verirdik. İşte bir yerde olay çıkardı, Teksas'a döndü derdik. İstanbul Teksas'a döndü derdik. Ama şimdi artık Türkiye Teksas'a döndü. Amerika'da bu gece bir okulda yine bir saldırı var. İki öğrenci öldürüldü. Ama bizde de yine aynı şekilde iki öğrencinin öldüğü bir saldırı var. Neye döndük? Nereye gidiyoruz? Bunları da konuşacağımız haberlerimiz olacak. Gece haberlerine başlayalım. Dediğim gibi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Merakla beklenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldiğinde, kameraların önüne geldiğinde ilk gündem başlığı elbette ki maden faciasıydı. 41 şehit verdik. Ve yapılan soruşturmanın sonucuna göre gereken yapılacaktır dedi Cumhurbaşkanı bir kez daha.
Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da az evvel şehit madencilerin ailelerine yapılacak yardımla ilgili taslak kabul edildi. Bunu da belirtmiş olalım. İkinci başlık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na da söyleyecekleri vardı Erdoğan'ın ama asıl tepki Türk Tabipler Birliği'nin başındaki isme yöneldi. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki hanımefendi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile kimyasal silah kelimelerini aynı cümlede kullandı. Akla hayale gelmeyecek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağdaştırılamayacak bir iddia öne sürdü. Sonrasında CHP'li bir vekil de göya kendince bunu destekledi, meclise taşıyacağım falan dedi ama zaten Milli Savunma Bakanlığı da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili birimleri de ve kendini bilen, Türkiye'nin terörle mücadelesini bilen herkes de aynı tepkiyi gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanmaz. Ama işte bu noktada Türk Tabipler Birliği iddiası söz konusu olunca isme takılıyoruz. Türk Tabipler Birliği. Erdoğan da bu değiştirilebilir, gerekeni yaparız dedi. İşte açıklamalar. Kabine toplantısı 3 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın adı Türk'le başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı vardı. Sert tepki gösterdi. Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Ayrıca bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek, gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. İlgili bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Erdoğan, 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden faciası soruşturması ile ilgili konuştu. Gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın dedi. Bartın'daki benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımlar arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açma projesi de bulunuyor. Yaşanan kaza ile ilgili iş güvenliğinden teknik eksiklere kadar her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunması gündem maddesiyle ilgili alınan kararları da açıkladı. Ülkemizde halen faaliyette olan 330 aile destek merkezi sayımızı 656'ya, 47 sosyal dayanışma merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz. Bu yaygınlaştırmada önceliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize veriyoruz. Erdoğan'ın gündemindeki bir başka konuysa Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi oldu. Önemine değindi. Cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak atılımın adını Türkiye Yüzyılı koyduk. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon, yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. İşte kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'ın açıklamaları. Bu açıklamaların üzerine az evvel haberi anlatırken de belirtmiştim. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde madenci ailelerine yapılacak yardımla ilgili taslak kabul edildi. Bu da önemli bir başlık. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesine. Gülümsüyorum çünkü Kılıçdaroğlu aday mı değil mi hala net değil. Çok yüksek olasılık ama net değil. Kılıçdaroğlu hazır ama aday değil. Sürekli konuşuyoruz. Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Yüksek olasılıkla Kılıçdaroğlu olacak. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu Sivas'taydı. Dün Sivas'ta bir de yerel bir televizyonun yayınına katıldı. Orada meslektaşımız sordu. Neden size oy verelim, neden Kılıçdaroğlu'na oy verelim dedi. Tabii aslında çok da güzel, tuzak da bir soru.
Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi. Bir de Kılıçdaroğlu'nu Bay Kemal'i deneyin dedi. Deneyelim dedi. Yani ben adayım demekti bu. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu şekilde algıladı. Hayırlı olsun adaylığını açıklamış. Bizce sıkıntı yok dedi. O da Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında bu ifadeleri kullandı. Bugün Temel Karamollaoğlu da konuştu. O da Kılıçdaroğlu adaymış gibi bir ifade kullandı. Zaten Meral Akşener'e baktığımızda o da hayır demiyor. Ama altılı masa hala adayımız şu kişidir. Ne bileyim işte yüksek olasılık Kılıçdaroğlu diyoruz ya. Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiyor ya da demek istemiyor. Bakalım göreceğiz işte Kılıçdaroğlu'nun adaylık polemiği. Yani hafta sonu ne yaşadık? Bugüne nasıl bir gündem kaldı bir görelim. Galiba dün bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Herhalde izin verdiler. Büyük ihtimalle. İzin verdikleri için o da adaylığını Sivas'ta bir yerel radyoda açıkladı. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır ziyareti sırasında gençlerle buluşmasında bu cümleleri kurdu. Bu isabetli bir şey oldu. Evet. Türkiye evet Bay Kemal gibi bir adayı görmekle inşallah nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışını görecek bunu beraber yaşayacağız. İnşallah. Bizim bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığını belirtti. Galiba dün bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Evet. Herhalde izin verdiler. Büyük ihtimalle. İzin verdikleri için o da adaylığını Sivas'ta bir yerel radyoda açıkladı. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği televizyon yayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu gittiği Sivas'ta gerçekleşti. Sivas'ımıza hoş geldiniz. Kemal Kılıçdaroğlu Kanal 58'in konuğu oldu. Röportajda sonucu Cumhurbaşkanlığı adaylığını sordu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy verelim? Niye oy verelim size? Sonucu neden size oy verelim diye sorunca Kılıçdaroğlu'nun yanıtı adaylığını ilan etti diye yorumlandı. Bir bakalım. Ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. Kılıçdaroğlu nasıl bir adam bir görelim. O verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Bir denemesi lazım, bir görmesi lazım. CHP liderinin bu sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme geldi. Hayırlı olsun bizim sıkıntımız yok dedi. Bir yerel radyoda açıkladı. Evet. Hayırlı olsun. Bu isabetli bir şey oldu. Evet. Türkiye evet. Bay Kemal gibi bir adayı görmekle inşallah nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışını görecek bunu beraber yaşayacağız. İnşallah. Bizim bir sıkıntımız yok. Adaylık tartışması da hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Bakalım. Ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. Hayırlı olsun. Bu isabetli bir şey oldu. Bakalım hayırlısı olsun. Kılıçdaroğlu tam olarak adayım demiyor ama bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyin bakalım diye de öne çıkıyor. Altılı masa Kılıçdaroğlu adayımız diyene kadar galiba biz hala bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama bakın İngiltere'ye adamlar o kadar pratik ki. Vallahi billahi o kadar pratikler. Demokrasinin beşiği diyoruz. Gerçi demokrasinin beşiğinde de İçişleri Bakanı bir anda istifa ediyor. Başbakan 45 günde hemen pılıyı pırtıyı topladı. Gitti. İkinci Demirleydi dönemi kapandı. Liz Truss gitti. Ama yerine kim geldi? Rishi Sunak. Çok hızlılar. Gerçekten çok hızlı İngiltere'de demokrasi. Hemen yeni başbakan ortaya çıktı. 42 yaşında. Hem de İngiliz kökenli de değil. Ama İngiliz kraliyet ailesinden zengin. Rishi Sunak 42 yaşında Hintli. Bir Hintli geldi. İngiltere'nin başbakan koltuğuna oturdu. 10 numaraya geçti. Bakın bir Hintli. İngilizler yıllar boyunca Hintlileri sömürdüler. Hindistan'ı sömürge yaptılar. Ama şimdi Hintlilerin intikamı bir Hintli. Hem de 750 milyon sterline yakın da serveti var adamın.
42 yaşında olmasına rağmen. Şimdi başbakan. Yani İngiltere'de demokrasinin beşiği Londra'da artık kraliyet ailesinden bile zengin bir başbakan var ama İngiliz değil. Bakın ayrıntıları. İki aday çekildi, yarışta tek kaldı. Başbakanlık koltuğuna oturdu. İngiltere siyaset tarihinde bir ilk yaşandı. Hint asıllı eski maliye başkanı Rishi Sunak, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı oldu. Liz Truss'ın istifasının ardından başbakan adayı olarak Boris Johnson, Rishi Sunak ve Penny Mordaunt'ın isimleri ön plana çıktı. İlk olarak eski başbakan Johnson'ın yarıştan çekildiğini duyurdu. Bu Sunak için büyük bir avantaj sağladı. Geriye Penny Mordaunt kaldı. Ancak avam kamerası lideri yeterli desteği bulamadı. Yarıştan çekildiğini duyurmasıyla Sunak resmen başbakan oldu. İngiltere'nin Hint kökenli ilk başbakanı olan Sunak henüz 42 yaşında. Hint milyarder Narayana Murthy'nin kızı Aksata Murthy ile evli. Toplam serveti 730 milyon sterlin. Kraliyet ailesinden iki kat daha zengin. Sunak, Birleşik Krallık'ta tartışmalı bir isim. Eşi Murthy'nin İngiltere'de yaşayıp para kazanmasına rağmen ikametinin Hindistan'da olduğu ortaya çıkmış, olay İngiltere'de krize yol açmıştı. İngiltere dışında kazandığı paranın vergisini ödemediği anlaşılınca da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. İngiltere basını Sunak için daha önce başbakan olmak için fazla zengin yorumunda bulunmuştu. Sunak, lüks hayat tarzıyla da tepki çekiyor. Thank you very much, sir. Zengin, yabancı ama başbakan. İşte demokrasi bunlara el veriyor mu? El veriyor demek ki. İngiltere bakalım Hintli başbakanın yönetiminde neler yapacak göreceğiz. Şimdi gelelim terörle mücadeleye. Terörle mücadelede Ahmet Dorşin Kod isimli bir terörist, bir sabotajcı etkisiz hale getirildi. Üstünü çizdi. Yine MIT'in istihbaratı nokta operasyonu Mehmetçik düğmeye bastı. O teröriste Ahmet Dorşin Kod isimli o teröriste artık yaşamıyor. Terörle mücadelede son dönemde özellikle bu nokta operasyonları dikkat çekici. Sınırımızın ötesinde bir şekilde Türkiye'yi hedefleyen, Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmaya hazırlanan, yani kanımızı dökmeye, canımızı almaya niyetli kim varsa böyle ya üstü çiziliyor, X diyoruz biz ona, ya da paketlenip yargının kucağına bırakılıyor. İşte son operasyonun detayları. Yurt içinde Eren, sınır ötesinde Pençe Kartal. Güvenlik güçleri bölücü örgüt PKK'ya göz açtırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı terör elebaşılarının peşini bırakmıyor. Kritik isimler nokta operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Adres bir kez daha Suriye oldu. Şeddade'de bulunan Çavreş Tugay'ı sabotaj taburu sorumlusu Ahmet Dorşin Kod adlı Eyüp Yakut etkisiz hale getirildi. Yakut, Türkiye'de ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylemler gerçekleştirdi. O nedenle de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesine girdi. Önce saha unsurları tarafından yeri belirlendi, adım adım takip edildi. Hassas bir planlama sonucunda en uygun anda da düğmeye basıldı. Nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Ahmet Dorşin Kod adlı terörist, 2010'da Muş bölgesinde PKK'nın gençlik yapılanması, sözde devrimci yurtsever gençlik bünyesinde faaliyet gösterdi. 3 yıl sonra da örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Terör faaliyetlerine Türkiye'de devam etti. 2020'de ise Ayn-el Arab'da eylem yapmak amacıyla bomba yapımı konusunda eğitim aldı. MIT'in düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirilmesi sonucu terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Bizim başımızdaki dert sadece PKK değil ki, işte bakın PKK'lı teröristler artık burunlarını dahi çıkaramıyorlar. Saklandıkları inlerden çıktıkları anda da ya bu şekilde etkisiz hale getiriliyor, öldürülüyor ya da paketlenip adaletin eline bırakılıyorlar. Ama sadece PKK değil diyoruz. Pek çok böyle kısaltma var.
PKK'sı, KCK'sı, YPG'si, osu busu derken El Nusra'yı unutmayalım. Bir de El Nusra terör örgütü var. El Nusra'nın Tahrir kolunun Şam cephesi diye bir terör örgütü de var. Böyle ismi biraz uzun ama belli işte. El Nusra, radikal unsurlar bunlar ve çok kanlı terör eylemleri gerçekleştirdiler daha evvel. İşte bu terör örgütünün uzantılarına başkent Ankara merkezi bir operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli aranıyor. Ve bu teröristlerin Ankara'da ele geçirilen, bu son operasyonla yakalanan teröristlerin cephe hattındaki, yani çatışma bölgelerindeki teröristlerle de sürekli irtibat halinde olduğu saptandı. Güvenlik güçleri gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Operasyonun hedefinde ise bu kez El Nusra, Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyesi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibat halinde oldukları tespit edildi. Ayrıca örgüt içerisinde sözde çeşitli sorumluluklar üstlendikleri anlaşıldı. Gözaltına alınan zanlıların Ankara Emniyetindeki sorguları sürüyor. Terör örgütünün Türkiye'deki diğer hücrelerinin belirlenmesine çalışılıyor. Operasyon kapsamında iki firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. PKK'ya darbe. Ardından El Nusra operasyonunu ekrana getirdik ama FETÖ terör örgütünü unutmayalım. FETÖ'ye karşı özellikle FETÖ terör örgütünün finans ayağına yönelik geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. 700'den fazla şüpheli gözaltına alınmak istendi. 543'ü yakalandı. Dev bir finans operasyonuydu bu ama FETÖ terör örgütünün en azından nakit akışına büyük bir darbe indirildi. Ama FETÖ'yle mücadele öyle kolay bitecek gibi görünmüyor. Bakın, Almanya'dan bir görüntü getireceğim ekranlarınıza. Sabah gazetesinin Almanya temsilcisi İsmail Erel orada Frankfurt'ta kitap fuarına gitti. Bir de ne görsün? Bu FETÖ terör örgütünün, yani 15 Temmuz'da 151 şehit vermemize yol açan bu kanlı terör örgütünün firari isimlerinden, hatta Almanya imamı olduğu söylenen bir isim Ercan Akkoyun. Orada Frankfurt kitap fuarında. Tabi İsmail Erel de gazetecilik refleksiyle hemen telefona davrandı. Çekim yapmaya başladı ama o FETÖ'cü Ercan Akkoyun İsmail Erel'e, gazeteci arkadaşımıza saldırdı. Gazeteci arkadaşımız darp raporu aldı, soruşturma başlatıldı. Ve o anlar işte bakın nasıl kayda geçti. İşte FETÖ'cülerin yüzsüzlüğü, firari FETÖ'cüler artık Almanya'yı mesken tuttu diyoruz. Mesela o savcı var ya, savcı Zekeriya Öz. Almanya'da biliyoruz, yerini biliyoruz ama işte sözde müttefikimiz. Hep diyoruz ya, bazı başkentler vermiyorlar bize ama biliyoruz biz nerede olduklarını. İşte İsmail Erel'in başına gelenleri izleyelim. Çekim yapmak istedi, darp edildi. Türkiye'den kaçan FETÖ üyeleri Almanya'yı mesken tuttu. FETÖ'nün sözde Almanya imamı Ercan Karakoy'un Frankfurt kitap fuarındaydı. Sabah ve A Haber ekibiyle birlikte çekim yapan gazeteci İsmail Erel ise Karakoy'un fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Karakoy'un Erel'in elindeki telefonu zorla almaya çalıştı. Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel elinden ve omzundan hafif şekilde yaralandı. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı. FETÖ'cü Karakoy'un hakkında da suç duyurusunda bulundu. Ben haberi anlatırken sanıyorum soyadında Akkoyun dedim. Gerçi Akkoyun Karakoy'un belli olacak. O günler gelecek, o hesaplaşmayı yaşayacağız Ercan Karakoy'un. Yani bir ufak dil sürçmesi, Akkoy'un Karakoy'un karıştı. Zaten bunlar Karakoy'un. Bunlar belli, bunlar terörist. Bunlar 151 canımızı aldılar bizim ama hesabını elbet verecekler.
Şimdi ne yazık ki bir şehit haberimiz var. Komiser yardımcısı Alimnar, İstanbul'da Silivri'de bir suçluyu yakalamak isterken suçluların, zanlıların ateş açması sonucunda ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Ve bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü şehidimizi, komiser yardımcısı Alimnar'ı bakın nasıl uğurladı. Naaşı omuzlarda taşındı, gözyaşları sel oldu. Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Silivri'de Recep Esvet'i öldüren Nihat Taş ve Turan Taş'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Adreste kapıyı çalıp polis diye seslenen komiser yardımcısı Alim Nar, şüphelilerden Nihat Taş'ın açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Ailesi acı haberle sarsıldı. Şehidin cenazesi helallik alınması için Esenyurt Gümüşhaneliler Derneği'ne getirildi. Helallik alındıktan sonra şehit polis Alim Nar'ın naaşı tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Milletine ve milletine bağlı, görev aşkıyla doluyken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit polisin çocukları babalarının tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Şehidimizin katafalktan alınarak Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Alim Nar Edirne Kapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı. Olsa da burada bir araya geldik. Öte yandan Nihat Taş, Turan Taş ve saklanmalarına yardımcı olan Can Erseven gözaltına alındı. Allah makamını cennet etsin tüm şehitlerimizin. Gelelim geçim mücadelesine, geçim savaşına, asgari ücret. Asgari ücret ne olur yılbaşında? Enflasyonun etkisini bir şekilde ortadan kaldıracağız diyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları malum. Yani enflasyonun etkilerini ortadan kaldıracağız demek, enflasyonun asgari ücret üzerindeki etkisini ortadan kaldıracağız demek, enflasyon kadar zam vereceğiz demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da benzer yönde. Dolayısıyla asgari ücretli ciddi bir zam bekliyor. Ciddi bir zam. Yani %50'nin üzerinde zam geldi zaten 2021'den 2022'ye geldiğimizde. Ama 2022 ocağındaki 5500 lira şu an alım gücü ocaktakiyle aynı mı? Değil. Gerçekten paramız eridi. Sıkıntı büyük. Vatandaş darda. Ve şimdi asgari ücretin artışı bekleniyor. Ve bu noktada malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2023 yılı bütçesi sunuldu ve bütçede işverene prim desteği %58 oranında artırıldı. Yani asgari ücrete %58 zam gelir mi? Soru bu. Gerçi enflasyon oranında zam olur ifadeleri vardı. Enflasyon %83.45. Hatta üzerine biraz da refah payı olur dedi İTO Başkanı Şekip Agdaviç. Kafalar karıştı. %83.45 olursa 10 bin liranın üzerine çıkar asgari ücret. Ama işte işverene sağlanan prim desteği oranında, %58 oranında bir artış olursa 8.700 lira olur. Yeter mi? Gerçekten yeter diyemiyorum. Neden yeter diyemediğimi zaten anlatacağım ama bu konuda işverenin tavrı, işte İTO Başkanı'nın açıklamalarını da hatırlattım. Ortada, hükümetin açıklamaları da ortada ama yine de sendikacılar çok da güvenmiyorlar. Asgari ücretin 8.700 lira olacağına dahi inanmıyorlar. 2023 yılında bir asgari ücret belirlenecekse bunun ülkemizdeki enflasyon karşısında işçilerin insanca yaşayabilecek bir ücrete kavuşturulması gerekiyor. 2023 Merkezi Yönetim Bütçesi meclise sunuldu. İşverene asgari ücret için sağlanan prim destek ödeneği %58 arttı. Değişiklik aynı tutarda asgari ücrette zamlanır mı tartışmasını beraberinde getirdi. Eğer %58 oranında bir zam yapılırsa asgari ücret 8.700 lira oluyor. Ancak KESK işverene verilen desteğin asgari ücrete yansıtılacağından şüpheli. 2023 bütçesinde aslında
işveren prim desteğinin arttırılmasından çok işsizlik sigorta fonunun güçlendirilmesi. Konfederasyonun eş genel başkanı Mehmet Bozgeyik, işveren desteğinin çalışan odaklı olması gerektiğini de söyledi, önerilerini sıraladı. Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumuna ayrılan bütçenin arttırılması noktasında kaynaklarımızın kullanılması gerekiyor. Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün de hafifletilmesi ve %10'da sabitlenmesi gerekiyor. 2022 bütçesinde 43 milyar 100 milyon lira pay ayrılan işveren sigorta prim desteği önümüzdeki yıl 68 milyar 100 milyon liraya yükselecek. Ancak bu artışın enflasyon farkı nedeniyle oluştuğu, asgari ücret zammını ise etkilemeyeceği yorumları yapılıyor. Gerçekten bilmece ama bilmecenin cevabını milyonlar merak ediyor. Yani 5500 lira 2022 1 Ocak'ta ne alabiliyordu? Bugün ne alabiliyor? Gidin markete bir karşılaştırın. Gerçekten uçtu. Fiyatlar uçtu. Başka hiçbir ifade yaşanılanı anlatmaya yetmez. Doğalgaz fiyatları uçtu. Akaryakıt fiyatları uçtu. Mesela şu akaryakıt konusunda şu an 90 dolarda Brent petrol. 119 dolara geldiğinde 27 liraya çıkmamıştı mazotun fiyatı, motorinin fiyatı. Şimdi 90 dolar, şu anda mazot, motorin 27 lira 40 kuruşa yakın. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Yani çıktığında tamam eyvallah Brent petrol arttı dedik. Arttı dedik. Hani bir şekilde en azından izah inandırıcıydı. E şimdi neyle izah edecekler? 90 dolara geriledi Brent petrol. 1 liralık bir indirim oldu geçtiğimiz gece motorun fiyatına. 1 lira. 119 dolardan 90 dolara geriledi Brent petrol. Yani 29 dolar geriledi. Nerede? Buraya bir soru işareti. Doğalgaz uçtu diyoruz zaten. Vatandaş şimdi nasıl ısınacağının derdinde. Malum. Havalar şu ara biraz iyi gidiyor ama nasıl soğuduğunu da göstereceğim. Yurdun mesela doğusuna gittiğimizde hava sıcaklıkları hayli düştü, hatta kar yağışı olan noktalar var. Kış geliyor. Ne yapacak vatandaş? Kömür almaya kalksa, kömür kömür de çok zor. Zaten soba fiyatlarını defalarca haber yaptık. Bir soba 4000 lira 5000 lira. Hani doğalgaz kullanmıyorsunuz ama eve bir soba alacaksınız. Sobayı aldınız 4000 5000 lira. Bir boru alalım falan filan takım 6000 lira oldu. Bir ton kömür yaksanız minimum 6000 lira bir ton kömür. Hatta Zonguldak'ta yani kömürün başkentinde bu fiyatlar var. Ve CHP işte bu meseleyi meclise taşıdı. %18'lik KDV'nin %1'e indirilmesini istiyor en azından kömürde. Malum biz geçtiğimiz hafta neyi konuştuk? Bir avuç kömür için ömrünü feda edenleri konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz. Bartın'daki maden ocağında 41 madencimiz şehit oldu. Alın teriyle çoluğuna çocuğuna para kazanmak için orada can verdi. 41 madenci. İhmal vardı, kasıt vardı, bir şey vardı ama sonuçta bunların hesabı sorulacak diye bekliyoruz. Şimdi 1,5 milyon lira madenci ailelerine yardım edilecek. Tamam da iş kömür. Bir avuç kömür için onlar canını verdiler. Vatandaş bir kova kömür için ne yapacağını şaşırmış durumda. İşte meclise bakalım, bu konuda bir önerge verildi. Yani kömür fiyatı düşsün diye bir önerge, olur mu olmaz mı görelim. Bu yıl kış zor geçecek. Isınma maliyetleri katlanarak arttı. Doğalgaza gücü yetmeyen vatandaş kömür ve oduna rağbet gösterdi. Ancak bu talep karşısında onların da fiyatları fırladı. Doğalgazdan sonra odun ve kömür almakta zorlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi dar gelirli için harekete geçti. Konuyla ilgili meclise yasa teklifi verdi. %18'lik KDV'nin %1'e düşürülmesi istendi. Bir ailenin kışı geçirebilmek için odun ve kömüre ödeyeceği ücret yaklaşık 30 bin lirayı buluyor. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş durumu verilerle anlattı. Kömür havzası Zonguldak'ta bile 6 ila 8 bin liradan satılan 1 ton kömür için vatandaşın sıraya yazılıp aylarca beklediğini söyledi.
Demirtaş'a göre asgari ücretli bir çalışanın kira, gıda gibi temel ihtiyaçları karşılamadan, hiçbir faturasını ödemeden sadece odun, kömüre para vermesi gerekiyor. Durum 3500 lira maaş alan emekliler içinse daha zor. İşte vatandaşın halini konuşuyoruz. Marketlerde alışveriş gerçekten çok zor. Çarşı, pazar fiyatlar uçtu. Vatandaş eskiden hani kilo kilo alırdı, file dolardı. Şimdi taneyle almanın peşinde. Hatta akşam saati gideyim de pazarcı da fiyatı düşürsün, en ucuzundan alayım. Bunun hesabında. Halimiz bu. Ahvalimiz bu. Ama sadece çalışanlar açısından değil, işverenler açısından da durum sıkıntılı. Mesela kamuya iş yapan müteahhitler. İhaleyi almışlar. İhaleyi aldıklarında akaryakıt fiyatı 7 lira 8 lira. Şimdi 27 liranın üzerinde. Demir aldıklarında 40 lira. Şimdi 150 lira. Beton ona keza aldıklarında 10 birimse şimdi 50 birim 60 birim. Fiyat olarak artık ezbere bilmiyorum ama gerçekten durum bu. Kamu müteahhitleri ne yapacak? Bir şekilde işi kurtarabilmek için, altına imza attıkları sözleşmenin yerine gelmesi için, sicilleri lekelenmesin diye öz varlıklarıyla yatır babam yatır parayı işi yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan istihdam daralmasın, işçileri ekmeksiz kalmasın diye fedakarlık ediyorlar. Karşılık yok. Yapılamaz hale geldi birçok iş. Bunu defalarca da aktardık. Kamu müteahhitleri de zorda. Yani kamu müteahhiti deyince şu müteahhit ifadesi toplumda başka bir algıya yol açıyor. Hayır. Kamuda binlerce müteahhit var. Binlerce yüklenici firma var. Taşeron var. Ve bunlar yine milyonlarca insana da ekmek veren şirketler. Hani 3, 5, 7, 9 firmadan, müteahhitten söz etmiyoruz. Binlercesi var. Onlar da zorda ve inanır mısınız eylem yapmaya hazırlanıyorlar. Çünkü artık çıkış yolu bulamıyorlar. 3 liraya aldıkları ihale şu anda maliyeti olmuş 9 lira. Nasıl olacak bu iş? Olmuyor tabii. Olmadığı için koşulsuz tasfiye hakkı istiyorlar. Yani ihaleden çekilmek. Yapamıyoruz. Ama yaptırımlar var. O yaptırımların altında ezilmemek için de artık eylem yapma kararı aldılar. Sektörümüzde kullanmış olduğumuz inşaat malzemelerinin %300 ila 400 oranında arttığı, zamlandığı herkesin malum. Yüksek döviz kuru, fahiş fiyatlar ve enflasyonda devam eden yükseliş. Alım gücü düşen vatandaşın yanı sıra çıkan fiyat farkı nedeniyle de kamu müteahhitleri olumsuz etkilendi. Ayakta kalmak zorundayız diyen kamu müteahhitleri taleplerini duyurmak için alanlara inme kararı aldı. Müteahhitler yılbaşında hazineden kur farkı ödemesi aldı. 2021'in ikinci yarısında yapılmış işler için %3 ila 5 oranında ek fiyat farkı verildi. Ancak sektör temsilcileri yetersiz olduğu gerekçesiyle bir iyileştirme daha talep etti. Bu sürece gelene kadar meslek örgütlerinin tamamı her platformda sorunlarını defaatle ifade etti. Sorunlarımıza şu ana kadar herhangi bir kalıcı çözüm üretilemedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürürken maliyetler altında ezildiklerini belirten müteahhitler Türkiye Müteahhitler Platformu adı altında toplandı. 25 Ekim Salı günü saat 10'da Ankara'da miting düzenleyeceklerini açıkladı. Türkiye Resmi Taahhüt Müteahhitler İşveren Sendikası olarak bu mitingi, toplantıyı destekliyoruz. Türk İnşa Genel Başkanı Servet Arslan, aylardır yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Krizin çözümü için sektörün taleplerini sıraladı. İşlerimiz hangi aşamada olursa olsun inşaat malzemelerinin ana kalemlerine gelen zamların fiyat farkı olarak verilmesi, işlerini devam ettiremeyen meslektaşlarımıza talepleri doğrultusunda şartsız tasfiye hakkı verilmesi, ivedilikle irat kaydedilen teminat mektuplarının iade edilmesi ve yasaklı hale gelmelerinin engellenmesi, akabinde sicil affı getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların yanı sıra bir istekleri daha var. O da fiyat farkı verildiğinde işlerin tamamlanması için ek süre tanınması. Talepler ortada.
Müteahhitler, yani bahsettiğimiz eyleme hazırlanan müteahhitler, binlerce insanın ekmek kapısı. Binlerce değil, hatta milyonlarca insanın ekmek kapısı. Ya Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri inşaat, malum. Şimdi evler yapmaya hazırlanıyoruz. İlk evim, ilk iş yerim projesi başlayacak mesela. Hep inşaat konuşuyoruz değil mi? Müteahhitler, bakın kamu müteahhitleri, ya tasfiye hakkı verin koşulsuz ya da fiyatları güncelleyin diyor. Az evvel söyledim, Brent petrol düştü. Fiyat güncellemiyorlar bak. Hala pompaya yansımıyor. 119 dolarken 27 lirayı görmemişti motorinin, mazotun fiyatı. Şimdi 90 dolar ama 27'nin üzerinde mazotun fiyatı. Gelin çıkın bu işin içinden. Ya ben matematik bilmiyorum ama çok basit bir mantık. Ya Brent petrol arttığında artıyordu fiyatlar. Düştü, niye düşmüyor? Sorun bu. Çok basit. İlla matematikten anlıyor olmak, Brent petrol, uluslararası piyasalar, bunu takip ediyor olmak zorunda değiliz ki. Çok basit. Brent petrolü gerekçe gösteriyorsanız, Brent petrol düştüğünde bunu da düşüreceksiniz. Birim maliyetler artmışsa, bu birim maliyetleri ödenirse bir iş yapılır. Müteahhitler konusunda da durum bu. Onlar da bir para alacaklar ki o parayı çalışanlarına dağıtsınlar. İşsizlik en büyük dertlerimizden biri ya. İşte bunun için olması gerekenler. Şimdi gelelim yaşama dair haberlere. Ne yazık ki bir kadın cinayeti haberi. İzmir'den geldi. Hülya Yeğin. Bir ayakkabı atölyesi vardı Hülya Yeğin'in. Yakınları haber alamadılar. Gittiler atölyeye, girdiler. Kadını başından vurulmuş halde buldular. Kim peki bu kanlı cinayeti işledi? Kim Hülya isimli, Hülya Yeğin isimli bu kadının kafasına sıktı? Hemen gözler boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce evlendiği adama çevrildi. Adam ortada yok ama talihsiz kadın bugün toprağa verildi. Artık ölmek istemiyorum. Elimizden geleni yaptık korumak için ama bize kimse yardımcı olmadı. İzmir'de önceki gün ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şelavcı Yeğin'e ulaşamayan yakınları iş yerine gitti. Kapıyı açtıklarında talihsiz kadını kanlar içerisinde buldu. Hemen ambulansa haber verildi ancak Hülya Yeğin'in tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri cinayet şüphelisi olarak kadının 6 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Kaffar Yeğin'i aramaya başladı ancak kayıp olan şahıs bulunamadı. Talihsiz kadınsa bugün öğle namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Hülya Şelavcı Yeğin'in gözü yaşlı oğlu ve kızı birbirlerine sarılarak teselli buldu. Hülya Şelavcı Yeğin kadınların alkışları arasında vurulandı. Kadınlar artık ölmek istemiyoruz diye bağırdı. Artık ölmek istemiyorum. Talihsiz kadının damadı olayda ihmal olduğunu öne sürdü. Biz de tehdit altındayız. Evimizde kalamıyoruz. Yani yaşadığımız acı yetmezmiş gibi. Başka şeylerden de oluyoruz. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Ya, sadece damat olarak değil avukat olarak çok uğraştım ama faydalı olamadık. Dahki ödüsü bu son değil, devam edecek. Adamın eski sabıkası olabilir diyoruz. Böyle iddiası var. Daha önce cinayetine karşı iddiası var. Bu şekilde tehdit ediyor diyoruz. Alın bu adamı. Adam Almanya'da eski eşini yani öldürmeye teşebbüsten yargılanmış, 7 yıl yatmış. Baltayla evine girmiş, kesmeye çalışmış bir psikopat. Ama bugüne kadar savcıların bile Almanya'da bu adamın bir sabıkası var mı yok mu diye bakmadılar. Ayrıca Hülya Şelavcı Yeğin tehdit edildiği gerekçesiyle eşi hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunmuş, Kaffar Yeğin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Artık ölmek istemiyor. Şimdi Hülya Yeğin son kurban. Kadınlar slogan atıyor, ölmek istemiyoruz. Bu sahneleri ilk kez mi görüyoruz? Hayır. Neredeyse her ay en az 10 kez benzer haber yapmak zorunda kalıyoruz biz. Biz de artık bıktık bu haberleri yapmaktan. Fakat bunlar Türkiye gerçeği. Yani görmezden gelemiyoruz. Yayın yasağı da getirilmediği sürece biz bu haberleri aktarmakla mükellefiz. İşimiz bu.
Mesela yayın yasağı deyince Şanlıurfa'da bir olay gerçekleşti. Şanlıurfa'da bir okulun önünde silahlı çatışma çıktı. İki öğrenci öldü. Yayın yasağı var. Ayrıntıları ve elbette görüntüleri aktaramıyorum ama böyle bir olay yaşandı. Yayın yasağı var, bakın haberi yapmıyoruz. Ama Hülya yeğenin öldürülmesinde yayın yasağı yok. Olduğu gibi ekrana getirdik. Kadınların serzenişini de, sloganlarını da, damadının olayı nasıl gerçekleşti, nasıl daha öncesinde başvuruları var, bütün detaylarıyla anlatımını da sizlere iletmiş olduk. Şimdi, biz haberi yapıyoruz ama açıkçası haberi yaparken artık kaygılanır hale geldim. Çünkü biz her haberi yaptığımızda kınıyoruz. Nasıl tepki gösterildiğini, nasıl acı bir tablo ortaya çıktığını ifade ediyoruz. Hem görüntülerle hem sözlerimizle. Fakat neden kaygılanıyorum biliyor musunuz? Sanki birileri bu tür haberlerle teşvik oluyor. Mesela Onur Şener. Başkent Ankara'da şarkıyı söyleyemediği için, istek şarkıyı bilmediği için 43-44 yaşında geride ufacık da bir evladını bıraktı ve katledildi. Yüzüne şişeyle vurdular, yüzünü parçaladılar, boğazını kestiler, katlettiler. Şarkıyı bilmiyor diye bir müzisyeni aramızdaki, o artık insanlıktan çıkmış birileri. Ne yaptık? Hepimiz tepki gösterdik. Böyle cahillik mi olur dedik. Böyle insanlıktan çıkmış yaratıklar nasıl aramızda dolaşıyor diye hayıflandık, düşündük, tepki gösterdik değil mi? Ama diyorum ya, sanki bu haberler birilerini teşvik ediyor. Gerçekten kaygılanıyorum bu noktada. Çünkü Onur Şener haberi, bir müzisyenin, gencecik bir müzisyenin öldürüldüğünü size haber olarak anlattık. İki gün sonra Mersin'de yine aynı gerekçeyle müzisyenler dövüldü. Ve bu kez Bursa'dan geldi haber. Yine müzisyen dövüldü. İstek şarkıyı yerine getirmiyor diye. İstek şarkı çifte telli. Bursa'da, Mudanya'da çifte telli oynamak istedi bir grup. Müzisyen yerine getirdi bu isteği. Çifte telli çaldı. Ama grup coşmuş ya bir kere. Bir kere daha çal dediler. Adam dedi ki yani çaldım işte. Sen misin çaldım diyen? Sen misin o grubun istediğini çalmayan? Sağdan tekme, soldan yumruk, önden başka bir vuruş. Adam neye uğradığını şaşırmış. Karateci olsam kurtulamazdım diyor ki anlatıyor. O yüzden kaygılıyım. Biz kınıyoruz bu şehir eşkıyalarını, bu magandaları kınıyoruz, böyle haber yapıyoruz. Ama aramızdaki başka magandalar galiba bunlardan teşvik oluyor. Haber olmak istiyorlar herhalde. Başkalarına zarar veriyorlar. Yapmayın kardeş, yapmayın artık, bıktık sizden. Bakın Bursa'daki müzisyenin başına gelenler. Kaburgam çok kötü, omzum çok kötü, gözlerimin içi ağrıyor. İstek parçayı çalmadığı için şehir eşkıyalarının saldırısına uğradı, bu hale geldi. Bir çifte telli isteği çalmadım diye. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir eğlence mekanında müzisyenlik yapan Özkan Süsterer, bir grup müşterisinin çifte telli isteğini çaldı ancak gruptakiler bir kez daha çalması için ısrar edince daha sonra çalacağını söyledi, ortalık karıştı. Sağa kaçıyorum, sağdan yumruk yiyorum. Sola kaçıyorum, soldan yumruk yiyorum. Önden kaçayım diyorum, önden tekme yiyorum. Arkadan kaçayım diyorum, arkadan 10 kişi yani, kolay değil yani. Karateci olsan baş edemezsin yani. Baş edemedi, darbelerden kaçamadı, öldüresiye dayak yedi. 44 yaşındaki 3 çocuk babası Süsterer'in kaburga kemikleri kırıldı, yüzü tanınmaz hale geldi. Jandarma ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettiği zanlıların peşine düştü. Hepsinden şikayetçiyim. Hepsi karakola gelip hesap verecek, adalete hesap verecek. Hiçbir müzisyen arkadaşım sahipsiz değildir, herkes hakkını arayacak. Bakalım adalet yerini bulacak mı? Çünkü bu konularda yargının vereceği kararlar son derece önemli. Yargının vereceği kararlar, her seferinde söylüyorum, suçun önlenmesinde son derece ciddi bir yer alıyor ve caydırıcı olursa gerçekten en azından bir korkuya yol açıyor ve benzeri suçların işlenmesini engelliyor. İnşallah caydırıcı bir ceza alırlar da, yani adalet yerini bulur da bundan sonrakiler böyle bir şeye cesaret edemezler. Bakın neden bunu söylüyorum? Bir yargı kararından söz edeceğim. 9 Pakistanlıyı ellerini ayaklarını bağladılar, soydular, dövdüler. Üstüne üstlük o anları, o eziyet ettikleri anları
TikTok denilen sosyal medya hesabında paylaştılar. İki kişiden söz ediyorum. O iki kişi ayrı ayrı 133'er yıl ceza aldı. İşte ceza böyle olmalı ki başkaları benzer suçlara cesaret edemesin. Gasp, tehdit ve eziyete tam 133 yıl hapis cezası aldılar. İstanbul Bayrampaşa'da yeni yılın ilk günlerinde yaşanan dehşet verici olayda 6 göçmen 9 Pakistanlının yaşadığı eve zorla girdi. Önce 9 Pakistanlının elleri ve ayaklarını bağladı, ardından telefonlarını ve paralarını çaldı. Ayrıca o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 6 şüpheli, sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden görüntüleri paylaştı. 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 4 şüpheli yakalanamadı, 2 göçmense tutuklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 tutuklu sanık, suçu işleyenlerin kendileri olmadığını söyledi, beraatlerini talep etti. Ancak mahkeme iki sanığa nitelikli yağma suçundan 93 yıl 3'er ay ceza verdi. İki sanığın müştekilere karşı cebir, tehdit veya hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 40'er yıl hapis cezasına hükmetti. Toplamda iki sanık ayrı ayrı 133 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İstanbul bugün güne gerçekten korkunç bir haberle uyandı. Facianın eşiğinden dönüldüğü ifadesi tam da yerini buluyor bu haberle ilgili. Çünkü İstanbul Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi'nin istinat duvarı çöktü. Çevrede binalar vardı, koca koca binalar. Onlar da hemen tahliye edildi. Hatta o binalarda yaşayanlar o istinat duvarı çökmeden önce deprem oluyor zannettiklerini ifade ettiler. Daha önce de şikayetçi olduklarını anlattılar. Ama çok şükür bir can kaybı yok. Ama yüreğimiz ağzımıza geldi. İşte Arel Üniversitesi nasıl çöktü, neler yaşandı, görüntüler ekrandı. İstinat duvarı yıkıldı, üniversite binası çöktü, facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul Küçükçekmece'de çalışmaların devam ettiği inşaatta istinat duvarı bir anda çöktü. Yükselen tozda göz gözü görmedi. At. Hemen bitişinde özel bir üniversite vardı. Orası da çökmeden nasibini aldı. İstinat duvarının çökmesinin ardından üniversite binasında çatlaklar meydana geldi. Tahliyenin hemen ardından üniversite binasında da çökme oluştu. İşte o çökmenin ardından üniversite binası yerle bir oldu. İstanbul'da bulunan özel üniversitenin binası çöktü. Yan tarafındaki alanda inşaat çalışmaları devam ediyordu. Farklı bir şirkete ait, binaya ait bir inşaat çalışmasıydı. Gündüz saatlerinde üniversite binasında çökme riski olduğuna dair ihbarlar yapılmış. Bina boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde ise bu görmüş olduğumuz manzara oluştu. Medya Tavan'ın YouTube kanalından aktarılan görüntülerde bina çevresine kısa süre içerisinde çok sayıda ekip yollandığı görüldü. AFAD burada, polis ekipleri burada, İtfaiye ekipleri burada. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşaat alanında yapılan incelemelerde 3 bloktan oluşan üniversite binasının 2 bloğunda çökmelerin meydana geldiği görüldü. Binalarda inceleme yapan ekipler 6 binada bulunan 128 daireyi ve 1 öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti. Üniversite ise tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Çökmeden hemen bir gün sonra dolgu çalışması başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yine İstanbul'dan devam edelim. Sultan Gazi'de yangın vardı. Bir iş yerinde yangın çıktı. 6 katlı binanın alt katında iş yeri. Alevler bir anda yükseldi. Duman neredeyse bütün sokağı kapladı. Ve işte o anlarda yaşananlar ekrandı.
İş yerini bir anda alevler sardı. Alevler o kadar güçlüydü ki dışarıya taştı. Dumanlar tüm sokağa sardı. İş yerinin sahibi ise ekmek teknesinin yanışını yaşlı gözlerle izledi. Olay İstanbul Sultan Gazi'de bulunan 6 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Elektrik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan kıvılcımlar süngerlere sıçrayınca olanlar oldu. Alevler hızla iş yerini ele geçirdi. Ya elektrik kontağından çıktı herhalde. Ya ben de iyice iş yapmıyorum. Bir şey oldu, çat çat. Ben de süngeri dışarı atayım diye şey. Bir süngere geldi. Alevlendi gitti. Yangını gören iş yeri sahibi imalathaneyi boşaltmaya çalıştı. Yangını gören vatandaşlarsa hemen yardıma koştu. Apartman çevredekilerin haber vermesiyle hızlıca tahliye edildi. Çevredekiler yangın büyümesin diye yangın tüpleriyle müdahale etmek istedi. Ancak alevler çoktan dükkanı sarmıştı. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Yangının diğer apartmanlara sıçramasından korktular. Binalarının doğalgaz vanalarını kapattılar. Siyah dumanlar havaya yükseldi. Tüm sokağa sardı. Metrelerce yükselen alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Ekmek teknesi yanan Osman Yalçın gözyaşlarını güçlükle tutabildi. Kül olan ekmek teknesine yaşlı gözlerle bakan babasına sarıldı. Ona destek oldu. Tamamen küle dönen iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ve ilginç bir tesadüften söz edeceğim. Bugün çok da konuşuldu, tartışıldı. Bu hafta sonu malum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 100. yıla da artık bir sene kalıyor. 29-10-1923 Cumhuriyet'in ilan tarihi. Ne ilginçtir ki Süper Lig'in 11. haftası ve Fenerbahçe'nin yediği gol, attığı gol, averajı ve mevcut puanı bir araya getirildiğinde de 29-10-1923 karşınıza çıkıyor. Gerçekten çok güzel de bir tesadüf bu. Arkadaşlarımız çıktılar sokakta. Bunu konuştular. 29-10-1923 Fenerbahçe'nin bu işte puan durumu, averaj durumu vesaire, bunun böyle bir tesadüfle karşımıza çıkmasını yorumladılar. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı 29, yediği gol sayısı 10, aradaki fark 19 ve puanı da 23. Yan yana rakamlar geldiğinde ise 29-10-1923'ü yani Cumhuriyet'in ilanını oluşturuyor. Bu ilginç tesadüfe bakalım vatandaş ne diyecek? Hiçbir şey ifade etmiyor. 29-10-19-23. Yan yana dizildiğinde? Hayır. Kimi tesadüf dedi? Evet, tesadüf olmuş. Çok güzel bir tesadüf. Şaşırdım şu an. Cumhuriyet'in kuruluş. Garip bir tesadüf. Deneyelim. Kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şu an hayretler içerisindeyim. Bu bence bir oyun. Ne diyeyim yani, bu kadar tesadüf olamaz. Kimi tarihlerden yola çıktı. 1919-2023 vesaire, 29 Ekim, 10 Kasım var. 19 Mayıs var, 23 Nisan var. Cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet ilanı demek. Fenerbahçe ile ilgisi olabilir mi? Ben Beşiktaşlıyım. Fenerbahçe'nin 11. haftaya kadar attığı gol, yediği gol, aradaki fark ve puanı. İnanın şu futbolla aram yok, inanın. Yan yana geldiğinde Cumhuriyet'in ilanını oluşturuyor 29 Ekim 1923. 29-23, evet, Cumhuriyet'in ilanı. Doğru. Nasıl bir tesadüf olmuş sizce? Ya, güzel bir tesadüf. Atatürk'ün de tuttuğu takım zaten Fenerbahçe. Kimisi de uğurlu rakamı olduğunu iddia etti. Ay 29-10-19-23, inanmıyorum, bu benim uğurlu rakamlarım. Ortak kanıysa tarihlerin Cumhuriyet'in ilanını hatırlattığı oldu. Bu rakamlar ne ifade ediyor sizin için? Seçim zamanı. 29-10-1923, son 23'ü gördüm de Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü. Fenerbahçe ile ilgisi olabilir mi bu rakamların? Belki olabilir, 100. yılı mı acaba? Aradaki fark ve puanı. Çok enteresan. Bunlar üst üste gelirse büyük ihtimal şampiyon olacak. O Cumhuriyetimizin kuruluşun tarihini
futbolla alakası sanmıyorum. Çok gerçekten ilginç bir tesadüf. Anlayamadım ben de. 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü. Peki futbolla bir alakası olabilir mi? Kesinlikle var tabii ki. Fenerbahçe'nin üstünü burada da gözüküyor. 29 puan, 7-10. Çok güzel bir avantaj, çok güzel bir beklenti. Bekliyoruz, şampiyon olacaktır. İnanıyorum. Bir Galatasaraylı olarak inanıyorum. Ve şimdi de güzel bir konsere gidelim. Ebru Yaşar arkamda da görüyorsunuz. İstanbul'da İstanbul bizden sorulur dedi. Neden? Çünkü Maslak'ta Yeni Gazino'da sahne aldı hafta sonunda. Yeni Gazino hınca hınç dolmuştu. Sevenleriyle buluştuğunda İstanbul'da Ebru Yaşar, o da çok coşkuluydu. Bakın. Yeri göğü inletti, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı. Yeni sezonu görkemli bir konserle açan Yaşar, hayranlarını coşturdu. Hit şarkılarından oluşan repertuarıyla dikkat çeken başarılı sanatçı, giydiği muhteşem kıyafet de yine tam not aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, satış rekorları kıran Gel de Sevme albümündeki İğne İplik şarkısına klip çektiğini belirtti. Çok doğal bir klip olacak. İğneden ipliğe oldu. Yönetmenim, işte bütün çalışma arkadaşlarım hepsi beraber ortak bir şey yapıyoruz. Ben aslında çok içimizden geldiği gibi doğal, hiç böyle mizanseni olmayan normal bir rutinimiz, yani bir konsere giderken rutinimizi anlatıyoruz aslında. Bakalım ne çıkacak, ben de hiç bilmiyorum. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, İstanbul geceleri artık bizden sorulur dedi. İstanbul maratonu başladı. İstanbul'da çok sevdiğimiz bir yerde sahne alıyoruz. Geçen sene de buradaydık. Bu sene de böyle ancak ben başlayabildim. Çok güzel bir ortam burayın. Hem kalitesini seviyorum, hem birçok sanatçı arkadaşımızla ortak sahneyi paylaşıyoruz. Güzel bir yerdeyiz. İstanbul geceleri artık efendim bizden sorulur. Bartın'daki maden faciasından dolayı Denizli konserini iptal ettiğini hatırlatan Ebru Yaşar, Denizli'deki hayranlarına seslendi. Bahar ayında ya da yazın mutlaka gideceğim. Bunu telafi edeceğiz. Sevenlerim biliyorum orada bekliyorlar. Ben de onları, yani onların beni beklediğinden çok daha fazla ben onları istiyor ve bekliyorum. Ama mutlaka buluşacağız. Biz böylece noktaladık gece haberlerini. Umuyorum iyi haberlerde, güzel haberlerde bir arada oluruz. Hoşçakalın. Bu faşist zihniyetlerini her darbe vesayetçi mihrakların saraydakilerin çocukları